Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'ıma şükürler olsun iyi olmaya çalışıyoruz. Yani iyiyiz. Bir derdimiz, bir sıkıntımız yok. İdare edip gidiyoruz. Allah'ım hepimize güzel günler, sağlıklı, sıhhatli geçirmeyi nasip etsin inşallah. Başladık, gördüğünüz gibi vergi dairesine ve muhasebeye gittik bu YouTube'dan dolayı. Dün aslında eşimle beraber sizlere çok güzel bir video çekmiştik. Yani güzel miydi artık orasını tam bilemiyorum ama daha sonrasında kendimizi tam ifade edemediğimizi düşündüğüm için tekrardan bu videoyu çekmeye karar verdim sıfırdan. Eşim de aynı şekilde söyledi. Hakime dedi ya hani bence olmadı, açıklayamadık, yenisini çekmelisin diye söyleyince benim de kafam iyice karıştı. Tamam o zaman dedim yenisini çekeyim. Çünkü aşırı derecede heyecan yaptık. Barış da aynı şekilde, ben de öyle. Ne konuştuk, ne yaptık vallahi bilmiyorum. Şu anda da çok heyecanlıyım. Normal vloglarda öyle heyecanlı olmuyorum ama kamerayı karşıma alıp böyle bu şekilde oturup konuşunca çok heyecanlanıyorum. Bir de konu önemli olunca yanlış bir kelime söylemek istemiyorum sizlere ve yanlış bilgi de aktarmak istemiyorum. O yüzden o sorumluluk da üzerimde olduğundan dolayı daha da kendimi kasıyorum. Bunun için öncelikle sizden çok özür dilerim. Eğer yanlış bir şey söylersem veyahut da bilmiyorum artık bir şeyler olursa gerçekten kusuruma bakmayın. Sizlere güzel bir video çekeyim derken bazen batırabiliyorum. Öncelikle affınıza sığınıyorum. Ve konumuza geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki YouTube'da vergi konusu bayağı bir gündeme gelmeye başlamıştı. Ebru Yücel, yani Ebru ablaya da vergi cezası geldikten sonra iyice herkesin paniklediğini düşünüyorum. Kendim de dahil bu konuda. İlk başta bu işe girdiğimde ben vergi ödenileceğini, ne bileyim böyle kuralların olduğunu bilmiyordum. Evet haklısınız, şöyle söyleyenler de oluyor. Bedavadan para kazanıyorsunuz işte, tabii ki de vergisini ödeyeceksiniz falan gibisinden konuşanlar da oldu. Haklısınız ama bize bir bilgilendirme gelmediği için bunun farkında değildik. Bize şöyle bir şey var. Buraya YouTube mecrasına girdiğinizde sizden sadece kural istiyorlar. Birkaç kural istiyorlar. Bunlar da şunlar. 1000 abone ve 4000 saati doldurmanız isteniliyor. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız ve para kazanmak istiyorsanız. Ben bu 1000 aboneyi ve 4000 saati iyi, zor, kötü bir şekilde doldurdum. Ondan sonra tekrardan Google AdSense ile işbirliğine giriyorsunuz. Onlar size diyor ki ev adresini ver, şunu ver, bunu ver. Bir dünya bilgini istiyor. Ondan sonra onları veriyorsunuz. Eğer bu kuralları da yerine getirdikten sonra evinize bir tane postayla AdSense zarfı yolluyorlar. İçinde bir kodla beraber. Bu kodu girdikten sonra da hesap numaranızı istiyorlar. Hesap numarasını da giriyoruz. Daha sonra YouTube'dan ne kadar para kazanırsanız o kadar miktarını sizin banka hesabınıza yatırıyorlar. Yani bu miktar sizin izlenmenize, görüntülenmenize, dakikasına, her şeye bakaraktan öyle bir miktar veriyor. 200 TL sınır var. 200 TL'yi geçtikten sonra para kazanabiliyorsunuz. Yani paranız banka hesabınıza aktarılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben 2,5 yıldır YouTube yapıyorum. 12 aydır toplam para kazanıyorum YouTube'dan. Ve ben size şu şekilde söyleyeyim. Tam miktarını. Araştırmamız ve baktığım sonucunda, yani baktıktan sonra gördüğüm para şu arkadaşlar. Şunu da altını çizeyim ki şu anın dolar miktarıyla sizlere söylüyorum. 12 ay boyunca bugünün dolarıyla toplam 7 milyar almışım. Bakın açık ve net, hiç eksiksiz fazlasız size direkt söylüyorum. 12 ayda, yani uzun bir süre bence, 12 ayda 7 milyar almışım. Yani YouTube'dan para kazanmaya başladığımdan bu yana toplam 7 milyar almışım. Ama şu anın dolarıyla. Önceden dolar bu kadar yüksek değildi. Sizler de hak verirseniz ki 4 dolar, 1 dolar 4 TL falan olduğu zamanlardan bunları düşünelim. Bu kadar para almış oluyorum arkadaşlar ben. Ama bunlar bize ay ay yattığı için ay ay başlarda 200-300 diye giden miktar en son size söylediğinde 800 TL'ydi biliyorsunuz. Bu şekilde yükselmeye başladı. Daha da yükselmedi zaten. Ondan sonra parça parça ve az az alındığı için zaten ne yapabilirsiniz? Bununla bir taksitinizi ödeyebilirsiniz. Ufak tefek bir şeyler alabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir duygu. Gerçekten emeklerinizin karşılığını alınca bir de kendinizin parası olmuş oluyor. Eve de bir katkıda bulununca çok güzel bir şey. Ben çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir duygu. Bunu belirtmek istedim. Söylemek zorunda değildim ama sizlerden hiçbir şey saklamak istemediğim için bunu da söylemek gereği duydum. Bu kadarını anladık.
Ondan sonra bu vergi muhabbetleri çıktıktan sonra biliyorsunuz biz panikledik. O yüzden Barış eşim izin aldı ve vergi dairesine gittik biz. Vergi dairesinde bir tane abiye sorduk. O da bizi başka bir abiye yönlendirdi. Bir beyefendiye, memur beyefendiye. Gittik. O ilgileniyormuş bu YouTube vergi olaylarıyla falan. Abiye ben söyledim orada. Aynı size ne söylediysem kendisine de aynısını aktardım. Abi dedi ki orada ne kazanırsanız yani dedi ki verginizi ödemek zorundasınız. 1 lira dahil dedi kazanıyorsanız bu vergi ödenmek zorunda dedi. Ama dedim bize böyle bir bilgi verilmedi, böyle bir şey olmadı, bu kanun ne zamandır var bunları falan konuştuk. Bu kanun vergi dairesinin dediğine göre 2018'den bu yana varmış. Ama bu kadar gündemde ve yüz üstünde değilmiş bu konu. Yani üstüne çok düşülmemiş. O yüzden de çok duyulmamış. Ama ve lakin bu pandemiden dolayı herkes YouTube'a yöneldiği için yani kötü bir tabirim olacak artık. Yani lütfen özür dilerim ama hani önüne gelen YouTube açmaya başladığı için denildi. Orada da oradaki kişi de aynısını söyledi. Ve devletimiz buna yönelmiş. Vergi dairesindekiler de buna yönelmiş. İlk önce büyük kanallardan başlıyorlarmış arkadaşlar denetime. Şu an büyük kanallar denetim altındaymış. Yavaş yavaş herkese de vergisini ödemeyenlere de ceza gelmeye başlayacakmış. Küçük kanallar şu an arka planda. Büyük kanalları hallettikten sonra yani onların vergilerini kontrol ettikten sonra küçük kanallara sıra gelecekmiş. Yani bunun kaçışı yok arkadaşlar. Öyle de böyle de eğer bir YouTube'dan bir miktar kazanıyorsanız bile ister 200 alın ister 100 TL alın bunun vergisini ödemek zorundaymışız ve bunun kaçışı yokmuş. Ha yarın ha bir sene sonra eninde sonunda bizi de bulacaklar ve denetime gireceğiz. Vergilerimizi ödemediğimiz için bunlarla alakalı cezalarımız gelecek. Adamın bize sunduğu iki seçenek vardı. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum ama sunduğu seçenek şu. Birinci seçeneğimiz dedi ki ya dedi şu an dedi hesap açarız. Bütün geçmişinden 12 ay boyuncaki bugüne kadar ki dedi vergilerini ödersin. Bağkurunu ödersin. Beyannameleri ödersin. Damga parası bilmem ne bunları bugüne kadar ödersin ve devam edersin. O zaman cezan hiç gelmez dedi. Ya da dedi ikinci seçeneğimiz sanki YouTube'a bugün başlamış gibi dedi. Bugünden itibaren dedi hesap açarız. Bugünden sonrasını ödemeye başlarsın dedi. Ama dedi geriye dönük illaki dedi bundan 2 yılda geçse dedi o cezayı ödeyeceksin dedi bana vergi dairesindeki adam. Peki dedim ben dedim geçmişe dönük ödemeye başlarsam dedim 1 yıl Bağkur'dan 3 yılda vergiden muaf mı oluyormuşuz öyle bir şeyler oluyormuş. Peki o genç girişimcilikten yararlanabiliyor muyum diye sordum yaştan dolayı 29 yaş altı olduğum için. Adamın bana dediği cümle bu arkadaşlar. Geçmişe dönük eğer başlarsam ben bunlardan hiçbirinden yararlanamıyormuşum. Neden yararlanamıyormuşsun hakime diye sorarsanız eğer bana. En başından ben kanalımı açtığımdan ya da para kazanmaya başladığımdan itibaren bunu vergi dairesine belirtmediğim için ben YouTube'dan para kazanıyorum şu gün başladım deyip 10 gün içerisinde belirtmediğim için bu şeylerden yararlanamıyormuşum arkadaşlar. Bu olayın kötü tarafı. Ama vergi dairesinin bana dediği gibi eğer sanki bugün başlamış gibi gösterip ilerleyen zamanlarda ceza yemeye razıysam bu şeylerden yararlanabiliyormuşum. İki taraf da çok sıkıntılı arkadaşlar benim için. Neden derseniz geçmişe dönük yaparsak çok çok yüklü miktarda gelecek bana. Yani vergi cezaları beyannamesidir bilmem nesidir çok beni aşacak. Öbür türlü de başlarsak yine geriye dönük ceza ödeyeceğim. Her türlü ödenecek yani bilmiyorum çok sıkıntı. Adam dedi ki siz karar verin, düşünün dedi. Bir muhasebeciyle görüşün dedi. Zaten bizim burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi. Muhasebeciye gideceksiniz. Bir hesap açtıracaksınız. Artık orada ne yapılacaksa onları yapıp muhasebecinin verdiği kağıtla bize gelip başvuracaksınız vergilerinizi ödemek için dedi. Öylelikle teşekkürümüzü ettik. Ondan sonra da oradan çıktık arkadaşlar. Muhasebeciye gittik. Dünkü videomda da gördünüz zaten. Parça parça sizlere çekmeye çalıştım. Çok iyi bir muhasebeciye denk geldiğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok ama çok ilgiliydi. Ayrıntılarına kadar bana sordu hanımefendi. Oturduk yarım saat 40 dakika neredeyse muhabbet sohbet ettik.
A'dan Z'ye ne zaman kanalaştım? Kanalımın adı ne? Paraları gösterdim. AdSense hesabımı gösterdim. Yani telefondan nereden nereye giriyorsak onları muhasebeciye gösterdim. Anlatacağım anlattım. O soracağını sordu derken bayağı bir bilgi alışverişinde bulunduk birbirimizle. Nasıl söyleyeceğim? Kafam birazcık karıştı hızlı hızlı anlatırken, bir de doğru cümleleri kurmaya çalıştığım için şu an yorulduğumu hissettim. Biraz ara vereyim, geliyorum. Geldim. Muhasebeci de bizle birlikte, yani muhasebecinin söyledikleri de aynı vergi dairesindeki söyleyen adamla aynıydı arkadaşlar. Oradaki hanımefendi de bize aynı soru söyledi. Dedi iki seçenek hangisini? Yani birinci mi ikinci mi, ama bana sorarsanız ikinci seçenek dedi. Vergi dairesindeki adam da bana sorarsanız ikinci seçenek dedi. Belki dedi ilerleyen zamanlarda kanalım büyür, daha çok para kazanmaya başlarsan dedi. Zaten geriye dönük bu ödemediklerini dedi rahatlıkla dedi ödersin diye düşündüler. Onlar bu şekilde düşünüyorlar. İkincisi de muhasebeci araştırma içerisinde şu an, araştırıp bana haber verip haberleşip tekrardan görüşmeye gideceğiz. O zaman daha ayrıntılı bilgiler sizlere vereceğim. Şimdi ben sadece söylenilen ve konuştuklarımızı anlatıyorum sizlere. İki tane beyanname varmış büyük ihtimalle. Bunlara benim kafam çok basmıyor ama birisi el yazısıyla verdiğimiz bir beyannameymiş. İkincisi de e-fatura mı, e-arşiv ve e böyle yani kağıda yazılan, böyle internetten çıkartılıp kağıda yazılıp damga vurulup verilenlerdenmiş. Bunun hangisi verileceğini bir araştırayım dedi. Eğer dedi el yazısıyla verilecekse dedi korkmayın, işimiz kolay, çok size dedi maliyetli olmaz. Ama dedi diğer ki ikinci seçeneğimiz olursa dedi gerçekten maliyetli olur dedi. Neden dedi? Bunun kağıdına vereceksiniz para. Bunun dedi damgasına vereceksiniz dedi. Ondan sonra dünya bir dünya anlamadığım bir şeyler var arkadaşlar. Şunun parası, şuna parası, şuna parası, şu parası, şu parası, bana vereceğiniz para ayrı dedi. Bir dünya saydı. İşler o zaman sıkıntılı. Şu an muhasebeciye ne kadar verilecek, ne kadar istiyor, bunları konuşmadık daha. Direkt para mevzularına girmedik açıkçası. Bunu dedi araştırdıktan sonra görüşelim dedi. Biz de tamam dedik, üstüne varmadık. Şu an kafalarım çok karışık arkadaşlar. Kafalarım değil, kafam çok karışık. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Vergi dairesine de muhasebeciye de sorduğum en önemli sorulardan birisi de benim için şuydu. Dedim ki vergi dairesine de muhasebeciye de. Ben dedim peki şu an kanalımı kapatsam dedim. Yine geriye dönük ceza ödeyecek miyim? Bunu sordum. Vergi dairesinin dediği bana şu arkadaşlar. Geriye dönük şu an kapatırsam eğer ceza vermeyeceğim. Ama 5 yıl süre var. Şu şekilde yaşıyor süre var. 5 yıl hiç hesabına para yatmazsa, bu işi bırakırsam ve 5 yıl içinde bu denetime yakalanmazsan 5 yıl sonra muaf mı derler? Muaf oluyormuşum galiba. Yani kapanıyormuş dosyan. Hiçbir şey olmuyormuş. Ceza gelmiyormuş. Ama kanalını kapatsan dahi bu 5 yıl içinde denetime girersen yine ceza yiyorsun. Yani her türlü çok tehlikeli ve kötü olduğunu düşünüyorum ben. Nasıl olacak bilmiyorum. Kanalı kapatmayı düşünüyorum aslında. Ama diyorum ki her türlü ceza yiyeceksem niye kapatayım kanalı? Geriye dönük ödemeye başlarsam bu beni çok çok aşacak maddi durumumu. Yani bunları karşılayamayacak hale geleceğim. Kazandığım şurada 800-900 oldu son aylarda. Onun hangisini ben muhasebeciye vereceğim? 300-400'den aşağı doğru dürüst muhasebeci olduğunu düşünmüyorum. Beyanname parası 800 lira diyorlar. Vergisiz odur budur, beni çok aşacak. Yani bir asgari ücret olsun alıyor olsaydım belki bunları rahatlıkla karşılayabilirdim. Ama şu an nasıl karşılayacağımı inanın bilmiyorum. Barış'ı da zor duruma sokmak istemiyorum. Benim burada yaptığım, video çektiğim, yüklediğim şeyden 3-5 kuruş bir katkım olsun derken zararım olsun istemiyorum. Kafam inanılmaz derecede karışık arkadaşlar. YouTube'u bırakmak hiç istemiyorum. O kadar çok alıştım ki artık 2,5 yıldır video çekmeye. Video çekemezsem ne yapacağım bilmiyorum. Sizlere çok alıştım. Burada bir aile gibi olduk. Her şeyimizi paylaşıyoruz, yazıyoruz. Beni bir gün görmeyince mesaj atıyorsunuz, merak ediyorsunuz. Gerçekten ne olacak bilmiyorum. Evet, parası da para kazanmak da güzel bir şey. Çok karışık duygular içerisindeyim. Allah'ım sonumuzu hayır etsin. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun inşallah. Şu an net bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü muhasebeciyle tam bir bu şeyleri konuştuktan sonra daha size döneceğim. Ya devam diyeceğim sizlere ya bitti diyeceğim.
En çok da devam demek istiyorum sizlere. Ama bu şeyler beni aşarsa da bir veda videosuyla artık videom son bulur. İnanın sizi bırakmak istemiyorum. Vallahi billahi bak yemin ederim. Parayı da bir yandan geçiyorum da sizlere video çekmeyi, sizlerle yorumları bilmiyorum ama çok ciddi arkadaşlar gerçekten YouTube yapan arkadaşlara söylüyorum. Bunu sallamayın. Bak gerçekten size içtenlikle söylüyorum. Bunu ya bir şey olmaz deyip geçmeyin. Ne olursunuz. Eğer yeni başladıysanız ya sıfırdan en baştan verginizi ödemeye başlayın. Benim gibi yapmayın. Ya da üzülerek söylüyorum kanalı kapatın arkadaşlar. Yani 1-2 aydır yapıyorsanız bu işi. Ne bileyim daha çok yapmıyorsanız. Para kazanmaya başlamadıysanız. Ne bileyim bir şeyiniz daha gelmediyse AdSense zarfınız. Tabii şunu da söyleyeyim. Bu benim durumumu aşmaz. Benim maddi durumumu engellemez. Ben vergimi çok güzel öderim. Her şeyin muhasebe, şahıs şirketi, her şeyini açarım, yaparım diyorsanız da tabii ki yapın. Devam. Ama zor. Yani ben kendi durumuma, maddi durumuma göre diyorum sizlere. Gerçekten çok zor. Yani muhasebecinin söylediği de bu. Eğer ikinci seçenek olursa karşılayamazsınız maddi durumunu dedi. Yani maliyetini dedi bize. Gerçekten zor olur dedi bana ödeyeceğiniz. Demek ki yani az miktarlar değil bunlar. Kanalı kapatırsanız dediğim gibi cezanız gelmezmiş. Zaten hele hele 1-2 aydır yapıyorsanız daha yeniyseniz hiç geleceğini düşünmüyorum. Çünkü süreklilik olmayacak paranızda. Süreklilik olanları daha çok araştırıyorlar arkadaşlar. Sizlere söyleyebileceklerim bunlar olabilir anca. Yani işin ciddiyetine ben kendi kulaklarımla duyduktan sonra farkına vardım. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum ki ben vergiden kaçmıyorum. Ben bir şeylerden kaçmıyorum. Tabii ki de vergi ödemek boynumuzun borcu. Bir şeyler kazanıyorsak ödeyeceğiz. Sadece birazcık bilgisizlik ve cahillikten dolayı bunlar oldu diye düşünüyorum ben kendi adıma. İnşallah iyi olur. Bir de bu arada muhasebecimizin oğlu da avukatmış. Ve avukat İstanbul'da bir çok özel bir fabrikanın mı ne avukatıymış. Ve arkadaşları da bu YouTube'a konulan reklamların altyapısıyla ilgileniyorlarmış. O yüzden onlarla da konuşacakmış. Daha iyi, daha kesin bilgiler aldıktan sonra beni arayacağını söyledi. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar hepimiz. İnşallah devam ederim diye düşünüyorum. İnşallah her şey yoluna girer. Girmezse de sizleri çok seviyorum. Tabii ki bu şeyler daha kesinleşinceye kadar video atmaya devam edeceğim. Sizlerle birlikte olacağız. Eğer atamazsam da Instagram'a yönelirim. Instagram'da durum yaparım. Ne yapayım artık? Sizlerle bir şeyler orada da paylaşmaya devam ederim. Bana çok şey yapmıştınız. Söyleyenler olmuştu. Trendyol'la işbirliğine gir işte yukarı kaydır yaparsın. Oradan da para kazanabilirsin gibisinden. Arkadaşlar onu yapmak için de şahıs şirketi açmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde muhasebeciye gidip şahıs şirketi açacağız. Yine aynı yani değişen bir şey yok. Mesela TikTok'tan para kazananlar var biliyorsunuz ki. Canlı yayından hediye alarak hediye karşılığında para kazananlar var. Onların da hesaplarına süreklilik olarak bu paralar yatıyor. Ve tahminimce onlar da vergilerini ödemesi gerekiyor. Oraya da bir el atılır diye düşünüyorum ben. Aynı şekilde YouTube da öyle. Instagram'dan da para kazananlar. Hele hele şu daha önemliymiş. Bir de eğer YouTube kanalında tanıtım yapıyorlarsa ve tanıtımdan ziyade satış yapıyorlarsa işler daha da ciddiymiş. Yani bizimkinden daha sıkıntılıymış. Ben dedim ben tanıtım falan yapmıyorum. Yani bana anca hediye geliyor şu falan hediye geldi. Ben hediyelerimi gösterdim. Bir ablamız beni sevdi yolladı. Mesela o şekilde anlattım. Ben bir satış yapmadım. Yaptım mı? Yapmadım yani. O yüzden gelen hediyeleri gösterdik. Ettik tuttuk o kadar. Neyse sizin de daha fazla kafanızı ağrıtmayayım. Buraya kadar bile belki izlememişsinizdir. Belki atlatmışsınızdır. Canınız sağ olsun. Zaten ben sizleri çok seviyorum. Vallahi da billahi da sizleri çok seviyorum. İnşallah sizlere bir şeyler anlatabilmişimdir. İnşallah yanlışım olmamıştır. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin benden. Hepinizden Allah razı olsun şimdiden. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.